değerli misafirler. Türkiye Cumhuriyeti yurt dışı konuşmalarını yapmak üzere toplantımızın ev sahibi Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Sayın Elçin Babaer'i kürsüye davet ediyoruz. Qardaş Türkiye Cumhuriyeti'nin Sanayi ve Teknoloji Naziri çok hörmətli Mustafa Bey Varank, Cənab Səfir, hörmətli Muxtar Müəllim, hörmətli tədbir iştirakçıları, sizi Azərbaycanın ilk ve en büyük universiteti olan Bakı Dövlət Universitesi'nde görmekten çok memnunum. Aziz Türk kardeşlerimiz, doğma vətəninizde hoş gelmişsiniz. Hörmətli Cənab Nazir, hörmətli tədbir iştirakçıları, bugün gururla söyləyirik ki, dünyada Azərbaycan ve Türkiye kadar bir-birine yakın olan iki dövlət yoxdur. Xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin biz bir millet, iki dövlət kəlamı ölkələrimiz arasındakı əbədi dostluğun ve kardeşliğin strateji yol xəritəsidir. Türkiye ile Azərbaycan arasındakı kardeşlik münasibətleri hazırda Prezidentimiz İlham Əliyevin ve Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın rəhbərlikləriyle en yüksek müttefiqlik seviyesine çatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin mənəvi siyasi desteğini her an hissettiğimiz, tarixi zaferle başa çatmış 44 günlük vətən müharibəsindən sonra artık Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunmuş Azad Şuşada ölkələrimiz arasında Şuşa bəyannaməsinin imzalanması Türkiye-Azerbaycan dostluğuna, kardeşliğine, strateji müttefikliğimize ucaldılmış en büyük abidedir. Çok memnunuz ki, artık ikinci gündür ki, ülkelerimiz arasında mevcut olan yüksek münasibetlere töhfe olan iki büyük hadiseye şahitlik edirik. Dünenden məhz Bakı Dövlət Universitesi'nde öz işine başlayan ve 3 gün devam edecek 1. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitab Festivali her birimizde yüksek övqat yaradıbdır. Türk dövlətlərindən katılan ziyalıların iştirakı ilə gerçəkləşdirilən festival ədəbi-bədii əlaqələrimizin inkişafı üçün olduqca böyük imkanlar, perspektivlər yaradır. Hörmətli Cənab Nazir, sizin rəhbərlik etdiyiniz Türkiyə Cümhuriyyəti Sənaye və Texnologiya Nazirliyinin və Qarabağ Ordenli Səlcuq Bayraqları rəhbərlik etdiyi Türkiyə Texnoloji Takımı T3 Vakfinin təşkilatçılığı ilə nüfuzlu Teknofest, Aerokosmik ve Teknoloji Festivalının da dünenden öz işine Azerbaycan'ın paytaxtı Bakıda başlaması ülkelerimizin elm, təhsil, sənaye sahasındaki əməkdaşlığına oldukça mühüm tövbədir. Dünən sizin açılış törənindeki nitqinizi dinledik ve çok büyük gurur hissi duyduk ve xüsusilə sizin Azerbaycan Türkçəsində olan sözleri necə səlis işlettiğiniz bizim ürəklərimizi rəğbətlə doldurdu. Yüksək texnologiyalar əsri olan müasir dövrümüzdə bu cür tədbirlərin keçirilməsinin olduqca böyük əhəmiyyəti vardır. Tarixə nəzər salanda görürük ki, bütün dövrlərdə təhsil insanların həyatında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Çağdaş dövrümüzün qlobal çağırışları bu əhəmiyyəti daha da artırır. Təhsil sahəsini, paralel olaraq yüksək texnologiya sahəsini dövlətlərin bir nömrəli prioritetinə çevirir. Elmi genişlerin ve inovasiyaların tədris prosesine tətbiqi, müvafiq ixtisas sahələri üzrə aparıcı mütəxəssislərin tədris prosesine cəlb edilməsi ve birgə elmi tədqiqatların aparılması universitetimizin əsas məqsədlərindəndir. Bu dövr istiqamətdə son 3 il ərzində universitetin strukturu yenidən formalaşdırılır. Yeni inzibati idarə etmə sistemi qurulur. Elm, təhsil, istehsalat işinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu fəaliyyət istiqaməti üzrə yeni mərkəzlər, şöbələr yaradılır, yeni tipli laboratoriyalar fəaliyyətə başlayır. Mən qeyd etmək istəyirdim ki, bu istiqamətdə biz qardaş Türkiyəmizin aparıcı universitetləri ilə əməkdaşlıq əlaqələri qururuq, onlarla tez-tez görüşürük və düşünürük ki, bu yaxınlarda ikili diplom məsələsi də həll edildikdən sonra bu istiqamətdə olan səylərimiz daha da effektiv olacaqdır. Universitetin təhsil məsələləri ilə olan əlaqələri getdikcə genişlənir. Biz həm təhsil, həm də elmi tədqiqatlar sahəsində əməkdaşlığa xüsusi önəm veririk və düşünürük ki, müasir dünyada
rəqabətə davamlı fəaliyyət üçün ilk növbədə yüksək təhsilə, zəngin biliklərə, informasiya texnologiyalarına əsaslanmaq lazımdır. Elm və texnologiya əsri kimi xarakterizə olunan 21-ci əsr elmin inkişafını və tərəqqisini daha da zəruri edir. İqtisadiyyatın qlobal sistemə uğurlu inteqrasiyası və ölkələrin beynəlxalq rəqabətdən daha effektiv formada yararlanmasını təmin etmək üçün bugün təhsil sisteminin qarşısında mühüm vəzifələr durur. Bu mənada əminik ki, nüfuzlu Texnofest, Aerokosmik və Texnologiya Festivalı gələcək hədəflərimizə çatmaqda bizim üçün yeni imkanlar yaradacaq, qarşımızda yeni üfüqlər açacaqdır. Hörmətli cənab nazir, hörmətli qonaqlar, hörmətli tədbir iştirakçıları, sizləri bir daha öz adımdan Bakı Dövlət Universitetinin professor müəllim heyəti və 25 minlik tələbələri adından ürəkdən salamlayır. Sizə ölkələrimizin inkişafı naminə gələcək birgə fəaliyyətimizdə daha böyük uğurlar arzu edirəm. İki dövlət, tək millət anlayışından hərəkətlə devam ediyoruz. Sayın rektörümüzə konuşmalarından ötürü çox-çox təşəkkür edirəm. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Sayın Cahit Bağcı'yı sahneye davet ediyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcısı, değerli rektörüm, değerli hocalarım, sevgili gençler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Siz de yakından biliyorsunuz, benim bu kürsüde ikinci konuşmam. Daha önce uluslararası hukuk bağlamında Karabağ ve Karabağ'la ilgili hususlar ele alınmıştı. Son derece verimli, uluslararası bir sempozyum burada icra edilmişti. Değerli rektörümüzü böyle bir işe ev sahipliği için bir kez daha tebrik ediyorum. Bugün yine aynı şekilde tek millet iki devlet anlayışına yaraşır bir işi Yurtdışı Tipler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızla beraber burada Azerbaycan kamuoyuna, akademisyenlere ve gençlerin dikkatine ve istifadesine sunulacak düşünce tarihi eserini, takdimini gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle Yurtdışı Tipler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımıza eserin oluşmasında emeği geçen bütün düşünürlere, yazarlara, akademisyenlere, tarihçilere, edebiyatçılara, hasılı, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten sadece bu eser değil, bundan önceki bütün eserlerde de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız tek millet iki devlet anlayışını sabit kılmak adına ülkelerimizin tarihi bağlarını güçlendirmek ve Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'in iradeleriyle gelinen son noktayı, son kalkışı, son çıkışı sizin deyiminizle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin kalktığı seviyeyi, yani Şuşa-Beyi Annemesini, yani millet iradeleriyle oluşan meclislerin onaylarıyla gerçekleşen Şuşa Kanunu'na uygun işler yapmak hepimizin sorumluluğudur, vazifesidir, görevidir. Bu çerçevede sadece Yurtdışı Tipler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı değil, aynı zamanda Bakü Devlet Üniversitesi de Şuşa Kanunu'na uygun, onun özüne, ruhuna, felsefesine uygun ilişkileri daha da ileriye taşıyacak ürünler, çalışmalar, araştırmalar yapmak zorundadır. Bu yönüyle Azerbaycan'ın düşünce tarihinde değeri olan, kültüründe, medeniyet inşasında emeği olan zihinsel ürünlerin Türkiye'ye tanıtıldığı gibi Türkiye, Türk düşünce tarihinde önemli olan şahsiyetlerin de Azerbaycan'a tanıtılmasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız köprü görevi yapmaktadır. Son derece anlamlı ve değerli eser nedeniyle teşekkür ediyorum. Gençlere istifadesine sunulması nedeniyle bu ürünün hayırlı olmasını diliyorum. Kitap sizlerden önce bana ulaşmıştı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanımız Abdullah Eren Bey
bir önceki seyahatinde kitabı bana getirip takdim etmişti. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir kısmını inceledim. İnşallah vakit buldukça da ben de Azerbaycan'ı her yönüyle tanımaya çalıştığım gibi tarihiyle, turizmiyle, şahsiyetleriyle ve düşünce tarihiyle de meşgul oluyorum. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Efendim, kitap festivali kapsamında Yurtdışı Türkler Başkanlığı'na ait yayınları kitabın sergilendiği alanda hepiniz görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ve çok kıymetli, çok değerli Vakı Devlet Üniversitesi'nin kütüphanesine de eserlerimizi inşallah hediye edeceğiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Azerbaycan Respublikası Tahsil Nazir Yardımcısı Sayın Muhtar Hamdanov'u davet ediyoruz. Hürmetli Cenab-ı Nazir, hürmetli Cenab-ı Sefir, hürmetli Cenab-ı Rektör, hanımlar, cenablar, aziz tələbələr. Təhsil Nazirliyi adına mən də hər kəsi bu tədbirdə salamlayıram. İlk növbədə Bakı Dövlət Universitetindən bu tədbirin ev sahibliyinə görə və Türkiyə Cumhuriyyəti Yurtdışı Topluluqlar və Akraba Topluluqlar Başkanlığına da təşəkkür etmək istərdim. Bu kitab və ədəbiyyat sərgisinin keçirilməsi ölkələrimiz arasında olan dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin daha da dərinləşdirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu yalnız sözdə deyil, əməldə də baş verməlidir və kitabları Azərbaycan və Türkiyə ədəbiyyatının birgə öyrənilməsi və bu yalnız ədəbiyyatdır, buradan kitabların, tarixin, mədəniyyətin hansındakı çoxlu ortaq kəsişən nöqtələr var, birgə olaraq öyrənilməsi ölkələrimiz arasında olan münasibətləri daha da dərinləşdirəcək və bu yalnız siyasi səviyyədə deyil, insanların səviyyəsində də, xalqlar səviyyəsində də daha da yaxınlaşma aparacaqdır. Fürsətdən istifadə edərək YTB-yə də bu kitabın hazırlanmasına görə mən də minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Həm YTB-yə, Abdullah bəyə də gəldi, xoş gəlin. Abdullah bəyə və kitabın hazırlanmasında zəhməti keçən hər bir kəsə Azərbaycanın zəngin bu termini istifadə edə bilsək, düşüncə tarixi var, bizim böyük mütəfəkkirlərimiz olub tarix boyu və onların əsərlərinin artıq yalnız Azərbaycanda deyil, eyni zamanda bu kitab vasitəsilə Türkiyədə də öyrənilə bilməsi, Türkiyədə istər tədqiqatçılar, istər tələbələr tərəfindən öyrənilə bilməsi Azərbaycan düşüncəsinin, Azərbaycan mütəfəkkirliyinin Türkiyə xalqına, Türkiyə əhalisinə daha yaxından çatdırılmasında məncə bu kitabın xüsusi rolu olacaqdır. Bunu fürsətdən istifadə edərək bu sahədə gələcək fəaliyyətdə də təhsil nazirliyi olaraq biz də öz dəstəyimizi ifadə etməyə hazır olduğumuzu bildirmək istərdim. Eyni zamanda Əlamətlər günüdür, Elçimənin çox doğru qeyd etdi. Artıq 2 gündür ki, Texnifest festivalına keçirilir və xüsusi əlamətdarlığı bu tədbirin onun məhz müstəqillik günü ərəfəsində keçirilməsidir. Müstəqillik biz həm sevincimiz, həm kədərimiz tarix boyu bir olub Azərbaycan və Türkiyənin. Bu dəfə də sevincimiz ərəfəsində həm Texnifestin təşkil olunması burada, Türkiyədən qardaşlarımızın, dostlarımızın bura səyahət etməsi, eyni zamanda bu sərginin keçirilməsi, çünki yalnız Azərbaycan və Türkiyə üçün deyil, bütün dünya üçün bir mesajdır. Bütün dünyaya iki ölkənin necə bu qədər yaxın ola biləcəyinin bir mesajıdır və bunun dəyərini bilməliyik və təhsil vasitəsilə də təhsil burada bir alətdir. Gələcək nəsillərə çatdırılması çox önəmlidir. Biz bunu bilirik, yaşamışıq bunu, lakin burada vacib mesaj bundan sonraki gələcək nəsillərin də xalqlarımız arasındakı bu bağları öyrənmələri və bunu uzun nəsillərə aktarmalarıdır. Bu baxımdan da məncə bu tədbirin məhz Bakı Dövlət Universitetində keçirilməsi, ali təhsil müəssisəsində keçirilməsi xüsusi əhəmiyyətlidir ki, tələbələrimiz bu imkandan faydalanırlar və əminəm ki, YTB tərəfindən də Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanasına hədiyyə olunacaq kitablar rəflərdə qalmayacaq, bütün tələbələr tərəfindən maraqla oxunacaq və incələnəcəkdir. Bir daha təşəkkür edirəm bu konfransın gedişatında, eyni zamanda festivalda da uğurlar arzu edirəm. Hörmətli Azərbaycanlı qardaşlar, xanımlar və cənablar, çox sevgili tələbələr, tarihi, Azərbaycan Düşüncə Tarihi kitab tanıtım programında sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, büyük bir bahtiyarlık duyuyor. Sizleri
öncelikle sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii Azerbaycan'da şunu fark ettim. Kürsüleriniz biraz benim boyumdaki insanlar için yüksek. Dolayısıyla bu açıdan konuşurken biraz zorlanıyoruz. Ama inşallah aramızdaki muhabbetle, sevgiyle o zorlukları hep aşacağız. Can Azerbaycan'da bulunmaktan, Azerbaycan'ın derin kültürel birikimine katkı yapacak çok önemli bir eserin tanıtım programında yer almaktan ötürü gerçekten büyük bir bahtiyarlık diyorum. Biliyorsunuz dün dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'te şölen havasında bir açılışa eşlik ettik. Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarafından büyük bir coşkuyla, heyecanla karşılandık. İlk günde stand gezileri yaparken kardeşlerimizden duyduğumuz güzel sözler bizleri gerçekten ziyadesiyle memnun etti. İnşallah 4 gün boyunca Teknofest Azerbaycan izleyici sayısı ve heyecan bakımından ivme kazanarak devam edecek. Su yüzeyindeki şovlar, gökyüzündeki gösteriler, konserler, yarışmalar, ödül törenleri ve daha birçok faaliyet Azerbaycanlı kardeşlerimize görsel de bir şölen sunacak. Aziz talebe kardeşlerim, Teknofest Azerbaycan'ı biz Türkiye-Azerbaycan buluşmasının, Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin teknoloji ayağı olarak görüyoruz. Ancak büyük potansiyele sahip bu kardeşlikte sadece teknoloji alanında işbirliği yetmez. Dün alanda bir genç kardeşimiz çok güzel bir cümle kurdu. Aslında dünden beri bu cümleyi farklı ortamlarda söyledim. Dedik ki o kardeşimize, sence biz bu Teknofest'i niye gerçekleştiriyoruz? Çok güzel bir cevap verdi. Dedi ki, dünya Türk'ü tanısın, yerini bilsin. Onun için gerçekleştiriyoruz. Evet, gerçekten bizim Can Azerbaycan'la Teknofest dışında daha alacak çok yolumuz var. Bu manada siyaset, ekonomi, ulaştırma, eğitim, kültür ve diğer birçok alan olmak üzere her alanda diz dize, omuz omuza beraberce sizlerle yürüyoruz. Biz Azerbaycanlı kardeşlerimizi emin olun kendimizden ayrı görmüyoruz. Her fırsatta tek millet, iki devlet şiarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz kaderi bir olan, sevinci bir olan, özlemi bir olan iki ayrı devletiz. Bakınız, bizim derin birlikteliğimize, işbirliğimize yönelik kültürümüzde tuz ekmek hakkı diye aslında çok önemli bir anlayış var. Kardeşler arasında tuz ekmek hakkı olur. Birinin başı sıkıştığında, dara düştüğünde kardeşi tuz ekmek hakkını ona karşılıksız olarak verir. Bundan bir asır önce Azerbaycanlı kardeşlerimize yönelik zulüm, işkence ve baskı baş gösterdiğinde Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam ordusu yardıma koşmuştu. Tuz ekmek hakkının karşılığını vermişti. İşte o zaman bu şanlı ordunun gelişini Azerbaycanlı kardeşlerimiz sevinçle kutlamışlardı. Dedelerimiz, nenelerimiz İslam ordusu askerlerine tuz ekmek ikram etmişlerdi. Evet, Azerbaycanlı kardeşlerimiz dara düştüğünde biz onlara tuz ekmek hakkını nasıl bir asır önce verdiysek, ödediysek, işte bir asır sonra da Karabağ'ın azatlığında yine kardeşlerimizin yanında olmaya tereddütsüz koştuk. Kafkas İslam Ordusu'nun ruhuyla milli teknoloji hamlesinin bize sağladığı imkanlarla Karabağ'ın azatlığında Azerbaycan'ın yanında dimdik durduk. Haksızlığa karşı kör, sağır, dilsiz kesilenlere rağmen 30 yıllık işgali omuz omuza vererek sonlandırdık. Bu gurur
hamdolsun bizim milletimize nasip oldu. Karabağ zaferini bize yaşatan Rabbimize gerçekten hamd ediyoruz. Ben bu vesileyle hem bir asır önce Bakü'yü azat eden Kafkas İslam Ordusu'nun şehitlerine hem de Karabağ'da şehit düşen Muzaffer Ordu'nun askerlerine Rabbimden rahmet diliyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de Türkiye'nin ne zaman bir sıkıntısı olsa bizim yanımızda yer almaya, bize yönelik saldırılara en önde göğüs germeye devam ediyor. Biz bunu her ilişkimizde görüyoruz. 15 Temmuz gecesi dünyadan ses gelmiyorken ilk ses nereden geldi? Azerbaycan'dan geldi. Dolayısıyla biz bu bir ve beraber olmaya devam ettiğimiz müddetçe inşallah bizim önümüzde hiçbir engel duramaz. Ve dünya Türk'ün gücünü işte o zaman bilir, yerini de tanır. Allah devletimize, milletlerimize zeval vermesin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın diyorum. Aziz kardeşlerim, az önce de söylediğim gibi biz Azerbaycan'la her alanda yan yana, omuz omuza, diz dize yürümek istiyoruz. Bu manada tüm kurumlarımızla bu potansiyeli hayata geçirmek için yürüttüğümüz çalışmaların çok önemli ve verimli yansımaları oluyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız bu anlamda çok nitelikli işlere alanda imza atıyor. Bakınız sadece Yurtdışı Türkler Başkanlığı 2011 yılından bu yana bilhassa eğitim ve kültür alanında burada 25 projeyi hayata geçirdi. Şimdi de Azerbaycan Düşünce Tarihi kitabıyla çok önemli bir yayını kültür hazinemize katmış oluyoruz. Biliyorsunuz kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti de İkra yani oku emriyle başlar. Atalarımız gerçekleştirdikleri onca fethe at üstünde yüzyıllar geçirmelerine rağmen kalem kılıçtan üstündür diyerek okumanın ve yazmanın önemine her zaman vurgu yapmışlardı. Bu sebeple bugün bir kitap festivalinde, birinci Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali'nde kitap tanıtımı yapmaktan da biz gerçekten bu manada ayrıca çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah Azerbaycan Düşünce Tarihi kitabı okuyucular nezdinde hak ettiği değeri bulacaktır. İki ayrı kitaptan oluşan bu çalışmada siyasi parti sürecinden milli kimlik inşasına, Azerbaycan tiyatrosundan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde edebiyata, Azerbaycan düşünce tarihinde önemli yerleri olan Mirza Fethali Ahunzade'den Azerbaycan şiirinde bir ekol olan Ali Ekber Sabir'e kadar farklı yazarlarca yazılmış 29 makale var. Kitaplar 19. yüzyıl ortalarından 20. yüzyıl başlarına dek uzanan bir dönemi kuşatmış oluyor. Bu sürede gerçekleşmiş önemli olayları, evreleri ve iz bırakmış önemli şahsiyetleri inceliyor. Bu eser literatürde emin olun çok büyük bir boşluğu dolduracak. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin kökenlerini araştıran ve Azerbaycan düşünce tarihini kayıt altına alan kalıcı eser eksikliğini de gidermiş olacak. Kardeş ülke Azerbaycan'ın tarihine ilişkin yeni çalışmalarında bu eser önünü açmış olacak. Temennim Azerbaycan tarihine dair değerli detayları barındıran bu kitabın başucu eserler arasında her yerde kendine yer bulması. Ben tekrar eserimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii Abdullah kardeşimiz bugün çok önemli bir ziyaret için Şuşa'ya gitti. Onun için biraz toplantıya geç kaldı. Bu önemli mübarek ziyaret için geç kalmış olmasını ben hoşgörüyle karşılıyorum. Ama kendisine buradan kızdığım bir husus var. Demin bir büyükelçimiz söyledi. Dedi ki bu eseri bana daha önce Abdullah Bey takdim etti. Şimdi
beni bu toplantının açılışına davet etmiş olmasına rağmen bu önemli eseri ben ilk defa burada görüyorum. Dolayısıyla buradan kendisine biraz kızıyorum. Bu önemli eseri bizim her yerde tanıtmamız lazım. Türkiye-Azerbaycan tarihiyle ilgili bu önemli eseri her yere göndermemiz lazım. İnşallah böyle eserlerle biz ülkelerimiz arasındaki en önemli bağlardan olan kültürel bağları da çok daha kuvvetlendirmiş olacağız. Ben onun için Abdullah'a buradan sitem ediyorum. Bu kitabı bana daha önce göndermesi lazımdı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu vesileyle eserin hayata geçmesinde emeği olan başta yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığımız olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Birinci Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali'nin verimli geçmesini diliyor. Bizlere ev sahipliği yapan, bu güzel ortamı hazırlayan, bu aziz talebelerle bir araya gelmemizi sağlayan Bakü Devlet Üniversitesi'ne, saygıdeğer hocalarımıza da hasreten çok teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Bakanıma hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum ve bir müddet sizi sahnede tutacağız. Şimdi aile fotoğrafı çektirmek üzere değerli protokolümüzü ve kitabın bugün gün ışığı görmesinde emeği geçen hocalarımızı ve bilhassa Ali Asker hocamızı sahneye davet ediyoruz. Nerede mikrofonu? Edebiyat, kültür, edebiyat okuyan talebelerimiz var mı burada? Beyefendi. Tarih okuyan var mı? Ve hepsi ellerini kaldırsın. Edebiyat okuyan, tarih okuyan. Siyaset bilimi okuyan. Tamam. Buradaki talebelerinize başkanımız kitabı birer tane hediye ediyor inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Bize geç hediye etmesinin cezasını böyle kesmiş olduk. Hadi bakalım.